Siz hazırsınız şimdi... da diğer 5 partiyi o zaman bir dahil edelim. Gelelim. Yani DEVA hazır. Evet. Ama yan tarafta 5 parti daha var ve bir yol haritası var. Orada nasıl bir yol haritası işliyor? Oraya da ne gelelim. Yapıyorsunuz? Toplanıp dağılıyorlar diye eleştiri var. Ne olacak bu altılı masanın hali diyelim o zaman? Şimdi öncelikle altılı masanın ilk bir araya geliş vesilesi biliyorsunuz güçlenmiş parlamenter sistem. Bizim demokrasiye geçiş eylem planı diye açıkladığımız. Daha sonra altılı masaya koyduğumuz bir çalışma vardı. 6 parti çalıştı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık geçen sene ve sonunda güçlenmiş parlamenter sistem diye bunu yayınladık. Bu mutabakat metnimiz. Yani Cumhuriyet tarihi daha doğrusu yakın tarihimizde ilk defa 6 ayrı parti tek bir metin üzerinde mutabık kaldı. Bu çok büyük bir adım. Çünkü siyasette kavganın, gürültünün, nefretin, kutuplaştırmanın, ötekileştirmenin hakim olduğu bir dönemde biz uzlaşmanın, mutabakat arayışının ve işbirliğinin güzel bir örneğini ortaya koyduk. Bu bitti. Ama dedi ki burada durmayalım artık. Daha ileri aşamalarına geçelim. Ne yapıyoruz şimdi? Bu parlamenter sistemle ilgili anayasa değişiklik metni hazırlıyoruz. Bu hafta boyunca her gün 6 partiden genel başkan yardımcıları bizim genel merkezimizde buluştular. Ve bundan bir anayasa değişiklik metni çıkarıyorlar şimdi. Bununla buradan 10 tane yasada değişiklik ya da yeni yasal düzenleme gerekiyor. Yani bu mutabakat metninden bir anayasa değişiklik metni, bir kodifikasyon çalışması, bir de 10 ayrı yasa çalışması var. Anayasa çalışması bitmek üzere. Sanırım önümüzdeki hafta herhalde tamamlanacak gibi görünüyor. Çünkü her gün toplanıyor arkadaşlar bitirebilmek için. Bunu yapıyoruz bir. Bir başka çalışma kararımız, bu güçlenmiş parlamenter sisteme geçene kadar ülke nasıl yönetilecek? Şimdi ilk seçimi yaptık. Ama ilk seçim mevcut sisteme göre. Mevcut sisteme göre, mevcut sistemin verdiği yetkilerle bir cumhurbaşkanı seçiliyor. Ve o cumhurbaşkanına destek veren 6 partinin de mecliste çoğunluğu var. Şimdi o parlamento ve cumhurbaşkanı parlamenter sisteme geçene kadar ülkeyi nasıl yönetecek? Yani yürütme ergi nasıl çalışacak? Yasama nasıl çalışacak? Şu anda tam bunu çalışıyoruz. Biz buna geçiş sürecinin yol haritası diyoruz. Yani güçlenmiş parlamenter sistem ve geçiş sürecinin yol haritası. Ve bununla ilgili de bütün partiler yoğun, kolları sıvadı. Çok yoğun bir çalışma dönemine girdik. Ve buradaki amaç şu. Madem biz bunu hedefliyoruz, geçiş döneminde ülke bu hedefin ruhuna uygun yönetilsin. Yani 6 partinin ortak adayı, siz bana destek verin, seçileyim, o desteği cebime koyayım ama seçimden sonra da aklıma estiği gibi ben bu ülkeyi yönetirim. Nasıl Erdoğan 5 yıl kafasına estiği gibi yönetti, aklına geldiğini yaptı, ben de aklıma geleni yapabilmeliyim. Hı hı. Şimdi böyle olmasın diyoruz. Yani bu yanlış diyoruz. Madem bu yanlış, madem parlamenter sistemi hedefliyoruz, geçiş sürecinde ülkenin katılımcılık anlayışıyla ve istişare ve mutabakat mekanizmalarına dayanan bir yönetim sistemiyle yönetilmeli diyoruz. Şu anda da tam bunun tanımını çalışıyoruz. Tam 32 tane başlık belirledik. 32 tane karar verilmesi gereken başlık var. Bu bizim DEVA Partisi olarak belirlediğimiz başlıklar. Başka partilerden ilave öneriler gelebilir. 32 değil 40 başlık olabilir, bilemiyoruz. Daha çünkü çalışılıyor bu. Ama nihayetinde yapmak istediğimiz bu geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetileceğiyle ilgili mutabakatı sağlayıp imza altına almak ve 6 partinin bunu ortak mutabakat belgesi olarak açıklaması. İlk hedefimiz bu şu anda. Ama bir önemli karar daha aldık bu son toplantıda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantı. O da temel politika alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı ortaklaştırmak. Yani bir bakıma adını tam henüz koymasak da ortak bir seçim beyannamesi hazırlamak. Yani ortak cumhurbaşkanı adayının bir ortak seçim beyannamesi. Aynı zamanda bu seçim karşısına çıktığında bir dil birliği, aynen, bir hedef birliği ortaya koymak. Hedef birliği, ilke birliği, politika birliği ki ortak aday belirlendikten sonra ki artık o süreç aynı zamanda ittifakın ve seçim işbirliği modalitelerinin de artık yürürlüğe girmeye başladığı bir dönem olacak. Sadece ortak aday değil. Şu anda biliyorsunuz altılı masa bir ittifak değil. Ama o aşamaya geldiğinde yani geçiş sürecinin yol haritası doğabilir. Ve bu ortak politikalar noktasında, evet, uzlaşma olduğunda ortak aday kararı, hı-hı, verirken zaten artık yani ortak aday o kadar önemli bir şey ki. Yani altı parti tek cumhurbaşkanı adayı, artık ittifak daha basit bir karar haline gelecek hepimiz için. Yani o zaman adına ittifak rahatlıkla diyebilecek bir noktaya geliriz. Bu temel politikalar ya da işte seçim beyannamesi başlığını mesela kim açıklayacak? Ortak aday o zaman belli olmuş olacak mı? Yani o aday şöyle, açıklayacak eğer, mı? Eğer ortak aday 6 genel başkandan birisi olursa, hı hı, zaten bu çalışmaların içinde olacak.
Diyelim ki biz ne yapıyoruz şimdi? Bütün bu 22 tane çalışmayı yani? Biz masaya koyacağız, altılı masaya. Diğer partiler de kendi çalışmalarını koyacaklar. Hı hı. Geçen cumartesi günü ortak çalışma grubumuz ilk toplantısını yaptı. Bu arkadaşlar hepsi yani hem çalışma uyumu açısından hem de Türkiye'nin meselelerine vukufiyet açısından gerçekten çok iyi isimler. Yani 6 partiden de çok iyi isimlerden oluşan bir ortak çalışma grubu oluşturduk. İlk toplantımızda bizim genel merkezimize geçtiğimiz cumartesi uzunca bir toplantıyla yaptılar. Çalışma usul ve yöntemlerini belirlediler. Çünkü bir sürü başlık var yani. Alt başlıklar beraber 60 kadar başlık oluyor. Yani 22 bir eylem planı bizim ama biz burada bazı şeyleri birleştiriyoruz şimdi. Yani alt başlıklarla beraber 60 kadar başlık belirlediler. Geç kalınmıyor mu peki? Yani hayır, vatandaş hayır. Şöyle diyor. Yani yok. Bizi izleyen şimdi Ayşe teyze, Hüseyin amca diyor ki yani Sayın Babacan artık bir adayı belirleyin. 60 madde o işte bu derken biraz gecikiyorsunuz. Şimdi, hadi. Tam tersine eğer adayı biz bugün belirlersek bunun çok büyük komplikasyonlara yol açacağını düşünüyoruz. Niye? Çünkü ortak adayı mesela diyelim ki yarın açıkladık. Daha bu çalışmalarda ortaklaşma olmadan ortak adayı belirlediğimiz anda ortak adaya sorular gelecektir. Evet. Denilecektir ki sen mesela Suriye konusunda ne düşünüyorsun? Ya da eğitim konusunda ne düşünüyorsun? Sağlıkta nasıl bir adım atmayı düşünüyorsun? Enflasyonu nasıl tek haneye indireceksin? Şimdi bu ortak aday sizlerin karşısına çıktı. Mikrofonları uzattınız değil mi? Herkes çünkü çok merak ediyor. Ortak aday hani ne yapacak? Nasıl bu ülkenin sorunları çözecek? Yani? Hallederiz der. O zaman da parlamenter sistemin ruhuna uygun olmuyor. Tek adam, başka bir tek adam sistemine geçiyoruz yani. Dolayısıyla bugün belirlemenin en önemli sakıncası politikalar ortaklaştırılmadığı takdirde ortak adayın söyleyeceğiyle altı partinin söyleyecekleri birbirinden farklı olabilir bu aşamada. O politikaların da netleşmesi adına yani vatandaşın kafasında netleşmesi adına aday önemli değil midir? Hani birazcık da adayın açıklanması. İşte mesela ama, hani ama ortaklaştırmadan adayın... mesela diyelim ki Beşar Esad'la görüşecek misin diye sordular mesela. Şimdi altı parti bir araya gelip Beşar Esad'la görüşüp görüşmeme konusunda henüz bir mutabakata varmış değil. Şimdi ortak aday dedi ki ben tabii görüşürüm. Ama diyelim ki altı partiden örnek veriyorum iki tanesi dur bir dakika ya biz buna karşıyız. Bize sormadın ki nasıl böyle konuşuyorsun? Dediği anda ne olur? Büyük sıkıntı olur. Ya da diyelim ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı değil mi? Şimdi ortak aday diyecek ki Merkez Bankası bağımsız olmalıdır. Altı partiden ya birisi çıkar bir dakika ya bize göre öyle değil derse ne olacak? Yani vatandaşın karşısına güvenilir bir tabloyla çıkmamış oluruz o zaman. Biz ne yapacağız şimdi? Altı genel başkandan birisi ise ortak aday nihayetinde zaten bu çalışmaların içinde. Bunlar bittikten sonra karar verilir biter. Yok dışarıdan bir isim olacaksa o zaman bu çalışmaların bitişine doğru daha bunları deklare etmeden ortak adayı da çalışmaya dahil etmeniz gerekiyor. Çünkü başında da yanasınız. Hangisinden evet. Yanasınız? Biz altı, şu anda hepsini açıyoruz. Yani altılı masanın içerisinden ortak bir isim mi dışarıdan bir isim? Biz bütün alternatifleri şu anda açıyoruz. Teorik olarak bütün alternatifleri açığız. Çünkü biz henüz partimiz içinde dahi şu isim olur, bu isim olmaz diye bir tartışma süreci başlatmadık. Altı genel başkanın oturduğu masada da bu hiçbir zaman konuşulmadı. Yani bu isim olur veya olmaz diye. Dışarıdan bir isim olduğu takdirde ne olacak? Bu çalışmalar biterken o ismi de davet edeceğiz. Diyeceğiz ki ya biz işte dijital dönüşüm ve teknolojide böyle bir hazırlığımız var. Altı parti bu konuda aşağı yukarı mutabık. Bir görüşün var mı? İlave söylemek istediğin bir şey var mı? Bunları hızlı bir bak oku falan hani. Bakar ya şunu ben yanlış görüyorum. Ben bunu savunamam der. Bakar da gerçekten haklıyız. Gözden kaçırmışızdır. Çıkarırız. Ya da güzel bir önerisi olur adayın. Onu da ekleriz. Dolayısıyla ne olur? Altı parti artı Cumhurbaşkanı adayının bir ortak politika seti olur. Şimdi bunu Türkiye ilk defa yaşıyor bakın bu süreç. Ama bu kadar istişare, bu kadar uzlaşı da biraz bizi bozmaz mı? Böyle bir şey hiç yapmadık yani. Ya bizim insanımız alışık değil çünkü. Tam tersine istişare olmayınca, uzlaşı olmayınca ülke nasıl bozuluyor yaşıyoruz, görüyoruz işte yani. Nasıl çamur çukuruna batıyoruz görüyoruz yani. Nasıl enflasyon patlıyor, nasıl hayat pahalı, nasıl Türkiye itibar kaybediyor bütün dünyada. İşte biraz daha görüyoruz belki de yani. Hani hızlı olmasından artık yani vatandaş size de mesela meydanlarda bu soru evet. Gelmiyor mu hep size de halkla işte vatandaşla diyaloglarınızda. En çok herhalde altılı masa. Altılı masayla ilgili sorular da yok. Evet. Yani bizim ne yapacağımızı da çok soruyorlar. Hı-hı. Altılı masayı da soruyorlar. Adayınız belli mi çok diye meraklı, soruyorlar. Çok meraklı bekliyorlar. Tabii. Biz de diyoruz. Sabır. Bunu belirleyeceğiz ama önce bunları çalışmamız gerekiyor. Ve bu çalışma bittikten sonra ortak adayımız belirleyeceğiz diye gerekçeleriyle açıklıyoruz. Herkes ödevini çalışacak. Bizim bu tutumumuz hiç değişmedi.
Yani altılı masaya oturduğumuz günden bu yana bu tutumumuz hiç değişmedi. Hep tutarlı bir şekilde aynı şeyi söylüyoruz, dikkat edin. Hep. Ve kamuoyu önünde biz mesela aday tartışmalarına hiç girmedik. Deva Partisi ile ilgili mesela hiç tartışma duydunuz mu? Deva Partisi işte şu adaya biraz meyilli duruyor. Deva Partisi şu adaya galiba biraz karşıymış. Hiç böyle bir şey mesela zihninize yoklayın. Sıfır. Çünkü biz bunu bu aşamada kamuoyunun önündeki bir tartışmanın çok çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bunlar çalışılmadan, aday isimleri tartışılınca ne oluyor biliyor musunuz? Adayların isimleri üzerinden başlıyor bir kimlik tartışması. Adayların isimleri üzerinden başlıyor bir ideoloji tartışması. Halbuki bu kimlikler ve ideolojiler hep geçmişle ilgili konular. Tartışılan kimlik ve ideoloji hep geçmişle alakalı. Önümüze mi bakmamız Halbuki lazım? Altılı masa yarınları konuşacak. Biz bakın bunlar yarınların çalışması. Burada bir kimlik çalışması yok. Burada bir ideoloji çalışması yok. Burada herkes için özgürlük var. Herkes için adalet var. Herkes için zenginlik var. Biz böyle çalışıyoruz bunları. Dolayısıyla altılı masanın odaklanması gereken konu ülkenin yarınları. Ortak adayın da odaklanması gereken şey ülkenin yarınları. Biz ülkenin yarınlarıyla ilgili bütün bu çalışmaları bitirince, yani geçiş sürecinin yol haritasını ve ortak politika alanlarındaki çalışmaları bitirince, bunların hepsi yarınlar ya. Ortak adayı belirlediğimiz anda o ortak adaya artık yarınları soracaklar. Ve ortak adayın geçmişi, kimliği, önemi biraz azalacak. Çünkü yarınlarla ilgili hiçbir şey konuşmadığımızda, ki haklı ya, hani biz bir araya geliyorsunuz, konuşuyorsunuz da hani hangi sorunu nasıl çözeceksiniz, biraz da onu dinlemek istiyoruz diyor değil mi vatandaşlarımız? Haklılar. Çünkü onları konuşmaya başladığımızda bu sefer ortak adayın kimliği, ideolojisi önemini biraz yitirecek. Ortak adayın ne yapacağına hep beraber yoğunlaşacağız ve ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğiz? Nasıl bir Türkiye görmek istiyoruz? Görmek istediğimiz Türkiye aynı bir Türkiye mi? Bütün bunları konuşur hale geleceğiz, ki ben şunu çok açık görüyorum bakın. Onun için altılı masayla ilgili ben iyimserim. Hatırlarsanız bir iki hafta oldu sanırım, Ankara'daki gazeteci arkadaşlarla evet. Şöyle bir akşam buluşmuştuk. Ve arkadaşlardan birisi, ya siz fazla mı pembe tablo çiziyorsunuz demişti, hatırlıyorsunuz. Siz de vardınız Elif Hanım evet. Toplantıda. Yani sonuna doğru geldiniz hatta. Başka bir şey vardı galiba o anda, neyse. Ben dedim ki bizim gerçek gördüğümüz tablo bu. Çünkü siz dışarıdan bakınca 6 tane başka partiler. Bunlar nasıl anlaşacak gidiyorsunuz?